Herkese merhaba arkadaşlar. Megan 2'den selamlar. Bunları yeni yaptım. Tabii konumuz bu değil. Konumuz bugün karşılaştırma videosu dostlar. Çok istediğiniz iç trim yenileme ürünü. İki kafa ürün, iki baba ürün, iki sağlam ürün, iki sevdiğim ürün daha doğrusu. Evet, çok lafı uzatmadan bunları gösterelim. Bunların karşılaştırmasını yapacağız. Meguiar's'ın Ultimate Protectan ürünü dostlar ve Koch Kimi'nin de Topstar ürünü yani TS. Bu iki ürün bence piyasadaki en baba ürünler, iç trimlerde kullanılacak. En sağlam, en güzel mat görüntüyü veren, sizi hoşnut tutacak ürünler. İkisini de uzun süredir kullanıyorum farklı arabalarımda. İkisinden de memnunum. Bakalım, torpidoyu ikiye böleceğim. Bir tara arada biraz da boşluk bırakacağım. O boşluğa göre bakalım uzun dönemde ne olacak? Tabii onu sizin sorarsınız artık bana YouTube'dan ne oldu, ne durumda. Etkisi kimin daha çabuk gidecek, hangisi daha güzel sonuç verecek göreceğiz. Çok uzatmadan hemen ortaya bir bant çekeceğim. Bantı çektikten sonra sağa sola ürünleri uygulayıp sileceğiz ve finişine bakacağız. Ondan sonra da artık uzun dönemde bir ay, iki ay, üç ay sonra neyse durumu bakacağız. Hangisi ne durumda yine konuşuruz, yine tazeleriz konuyu. Unutmazsak şimdi uygulamaya geçelim. Ondan sonra sonuçları paylaşacağız. Yüzeyleri böldüm dostlar. Sol tarafa Meguiar's'ımızı uygulayacağım. Sağ tarafa Koch Kimi uygulayacağım. Yüzeyi önceden temizledim. Temiz bir yüzeyde yapılması önemli bu ürünlerin. Bilginiz olsun. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulaması kolay. Bu ürünlerin detaylı videoları da zaten kanalımda mevcut. Tek tek izleyebilirsiniz. Onu da not vereyim buradan. Şimdi geçelim uygulamaya. Meguiar's'ımız. Bu kadar yeterli bence. Bakarız gene. Yüzeye gördüğünüz gibi dairesel hareketlerle yediriyoruz. Ve üzerinden sonra bez ile geçiyoruz fazlalığını almak için. Çok da bir olayı yok. Bir nohut tanesi daha kadar yapacağım. Orayı göstermeyeyim size. Videoyu uzatmamak adına. Ondan sonra Koch Kimi'ye geçeceğim. Bir nohut tanesi daha ilave yapacağım şimdi. Tamam. Onu da yapayım. Sonra silerken görüşürüz. İkinci katı da geçtim. Şimdi normal kuru bir bezle üzerinden geçiyoruz dostlar. Şimdi Koch Kimi'ye geçelim. Koch Kimi biraz da sıvı bir ürün. Bilginiz olsun. Allah akıttık. Üstümüzü başımızı batırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Detay için her şeyin bir bahtır deyip. Bunda da buraya şöyle yapıyoruz. Biraz daha sıvı bir yapısı var. Hani şöyle diyebilirim. Meguiar's'ın uygulaması daha kolay. Onu söyleyebilirim. Bakalım sonuç olarak hangisi daha iyi finish verecek. Daha doğrusu bunda da iyi finish değil de hangisi daha çok hoşunuza gidecek. Herkesin çünkü zevki farklı bu oyunda, üründe. Bu üründe iyice yedireyim. Ondan sonra silme işleminde görüşürüz. Bunu da güzelce yedirdim. Şimdi fazlalığını alalım. Sıra geldi bant çekmeye. Bakalım sonuç kimi tatmin edecek. Siz hangi tarafı seçeceksiniz? Evet dostlar, çekiyorum bantı. Meguiar's. Yapılmayan yer Koch Kimi Topstar. Yan açıdan göstereyim şöyle. Şu yan açıdan göstereyim şöyle. Hatta kapıyı açalım. Işığı daha iyi alabilmek için. Şöyle canlı gözle baktığım zaman sanki iki tarafa da Koch Kimi uygulamışım veya iki tarafa da Meguiar's uygulamışım gibi
İkisinin de finişleri birebir aynı. Hiçbir fark yok. Yani hiçbir fark yok burada yani. Buradaki şu an önemli olan bunun mu daha çok yüzeyde kalacağı, bunun mu daha çok yüzeyde kalacağı. Şu an hiçbir fark göremedim ben. Eğer siz görüyorsanız yorum kısmında yazın dostlar. Bu karşılaştırma videosundan da bu kadar. Ama iki tarafta aynı çıktı. Bakalım hangisi daha uzun gidecek. Ama Meguiar'ın güneş ışınlarına karşı koruması var. Koh kemiğinin var mı bilmiyorum. Ama onda var diye hatırlıyorum. Bu videodan da bu kadar. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bu da arabanın dışındaki hali. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Hiçbir fark yok bence.